Arabamın safhalı olmadığı için safhalı getirdim. Ablam hiç sorun değil. Allah bağışlasın inşallah. Hala konular razı olsun. Yok erkek çocukları geç konuşur. Azra bana bak Azra. Bak o güzel. İşte çekiliyor. Yap boz yapıyor. Bak bak yukarıda kuş uçuyor. Bak 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 orada. Hepimiz. Bak orada kızım. Rızkımız Allah'tan. Evet. Yani bir şekilde bize geliyor. Kimse Yok Mu Derneği benim bir arkadaşım tavsiyesiyle beraber gittik. Orada kaydımızı geçen sene Ramazan'da yaptık. Sağ olsun destekleri oldu çocuklarıma. Giyim olsun, kurban eti olsun, yiyecek olsun. Benim oğlumu dershaneye vermişler bu sene. Oğlanın eğlencesini yaptılar babalar gününde. Bisiklet hediye ettiler. Olmasa yardımlar kesilse eksikliğini hisseder misiniz? Tabii ki hissederim. Hani çocukların okulu, en az çocuklarla ilgileniyorlar, kurban et falan her şey yapıyorlar ya, Allah razı olsun. Ortada kalmışım. Kimsem yok. 3 çocukla ben kiradayım, sigortam yok. Ben oğlanı dershaneye hayatta veremezdim. Sağ olsun Kimse Yok Mu Derneği bu sene verdi. Kırtasiye malzemesi, hani defteri, kalemiymiş, şuymuş onları getiriyor okul açıldığında. Yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Kelebeği göster. Bak abilere bak hadi. Azra. Sen sana hadi. Gelmemiş. Bak sağ olun. Şimdiye kadar Kimse Yok Mu Derneği, Burundi, Gazze, Filistin, Bangladeş, Somali, Sudan gibi 56'yı aşan ülkede 59.569 yetime yardım ulaştırmıştır. Keza proje aşamasında olan, tadilatı biten, tefrişatı biten de 28 tane değişik ülkelerde yetimhanemiz vardır. Onun haricinde yetim annelerimize ve genç yetimlerimize, potansiyeli olan, becerisi olan genç yetimlerimize ülkelerine sosyal açıdan ve ekonomik açıdan katkı olsun diye, kendileri de sonrasında sosyal hayatta da katkı olsun diye meslek edinme kurslarımız var. Yaklaşık 7 tane meslek edinme kursumuz var ve 1111 tane annemiz ve genç yetimimiz de bundan faydalanmaktadır. Türkiye genelinde yaklaşık 15.000 yetime yardım ediyoruz. Nasıl ulaşıyoruz? Şubelerimiz vasıtasıyla uğraşıyoruz. Başvuru yapıyorlar, sosyal incelemeden geçiyorlar ve sosyal incelemesi okeylenen de ailelere ve mağdur ailelere de yardım ediyoruz. Nasıl yardım ediyoruz? Ailenin mağduriyetine göre değişmektedir. Kimi aileye nakdi yardımda bulunuyoruz, kirasını ödüyoruz, elektrik suyunu ödüyoruz. Kimi aileye ev eşyası yardımında bulunuyoruz. Kimi çocuğa burs yardımında, okul burs yardımında bulunuyoruz, kırtasiye yardımı. Bayramda kıyafetleri olsun, dönem tatillerinde eğlenceler olsun vesaire gibi yardımlarda bulunuyoruz. Ve hiçbir zaman da ellerini üzerimizden çekmiyoruz, her daim yardım ediyoruz. İlk önce takdir ediliyoruz. Yetimlere yönelik hassasiyetimizden dolayı takdir ediyoruz. Zaten koordinatörümüz de yetim ve korunmaya muhtaç çocuk koordinatörlüğü olarak. Çünkü her çocuk yetim değildir. Veya her çocuğun mağduriyeti farklıdır. Bundan dolayı da yardımlarımız ona göre farklılaşıyor. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz ve her daim de başarıları da tebrik ediyorlar yani. Yani bu çocukları biz daha şimdi elimizden kamu yararında işte izinsiz kampanya toplama yardım alındı. Biz aynen şunu dedik. Şimdiden sonra nasıl ulaştıracağız yani? Gülmek için birçok neden vardır ve gülmek en hızlı yayılan eylemlerden biridir. Afrika'daki yetimlerin mutlu olması için küçük sebepleri bir araya getirdik. Onlarla vakit geçirdik. Onlarla eğlendik.